Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun istiyorlar onlar yani o münafıklar, kafirler en yutfu nurullah. <laughs> Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Neyle? Bir efvaim, ağızlarıyla. Yani öyle zannediyorlar. Bunu yapacaklarını zannediyorlar. Halbuki Allah Teala istemezsiz Allah'ın nurunu nasıl söndürecek? Yani buradaki İslam nurunu söndürmek istiyorlar. Ve be Allah Allah iste istemiyor. bak kaçınır istemiyor. İlla ancak usul, en yütünme nurahu. Allah da nurunu tamamlamak istiyor. Efendim, velev kerihel iki Kafirler istemez de, hoş görmese de Allah Teala o nurunu yani İslam nurunu tamamlamak istiyor. Kafirler ise bunu engellemek istiyorlar diyelim. Vellezi o Allah ki Ersel'e, Resul'e peygamberini gönderdi. Bil hida, bil hüda, hidayet için. Yani onları doğru yola götürmesi için, doğru yolları göstermesi için. Ve dinin hakkı, hak din üzerine gönderdi. Yani hak dine, İslam din üzerine peygamberini gönderdi ki insan insanlar ona uysun ve hidayeti etsinler diye. Niyuz hırahu alet dini Bütün dinler üzerine evet İslam dinini Allah'ın peygamberi gönderdi İslam dinini galip getirmesi için Allah Teala peygamberini ve işte kitabını peygamberini gönderdi. Velev kerihel müşrikü müşrikle istemese de kerih görmek yani de, beğenmese de, istemese de evet, Allah Teala o nurunu tamamlayacak demiş. Evet. Ya eyhellezine amine ey iman edenler inne kesiran minel ahbar muhakkak o papazlardan çoğu papaz, hıbır, papazlar efendim ve ruhbana rahiplerden çoğu le kulunel emvalen nas insanların mallarını yerler bil batıl yere işte onlara efendim cennet vaadi direktten, hassız kazanç elde ederekten yerler. Ve yasut düğünü ansebillah. Böylece Allah'ın yolundan onları yani o insanları engellerler. Ve lezine yeknüzüne zehebe. İşte böylece bu mal mülk biriktirerekten zehep altın biriktirenler var ya, hazine biriktirenler var ya efendim vel fızzatı gümüş. Yani diyelim ki papazlar, rahipler ne yapıyorlar? İnsanları kaldıraktan onlarla ücret alıyorlar. Onları da biriktiriyorlar. Evet ve la fi sebil. Onlarda da Allah yolunda efendim harcamıyor. Yani zekatlarını da vermiyorlar. O zaman febeşürüm onları müjdele bir azabın elem elemli bir azapla onları müjdele demiş. İşte burada efendim bir bedevi diyor Hazreti Ömer'e gerekten efendim Radıyallahu anh bu ayetin manasını sordu. Yani bir bedevi bu ayetin şu okuduğumuz yani onu şey efendim onlar malı bir, biriktiriyorlar dedi ya efendim. O da şu cevap etti. Altını, gümüşü biriktirip de onların zekatını vermeyene yazıklar olsun demektir. Bu ayet demiş. Malı biriktirmeye yasaklayan ve ayet zekat ayetinden önce nazil olmuştur bu ayet. Zekat ayetinden önce nazil olmuştur bu ayet diyor. Zekat ayeti nazil olunca Allah Teala zekatın malların temizlenmesine vesile kılmıştır. Bundan sonra insanlara zekatlarını vermeyi emretmiştir demiş hocam. Yeme yani yemediği dediği zaman kıyamet gününde. Yuhma aleyha onlarla yani o zekatlarla o biriktikler mallarla dağlanır. Yakılır. Fi cehennemde fiinar cehennem. Cehennemde onlar yakılır. Yani önce onlar düştü işte dağlanır derken onlar üzerine basılır. kızdırır basılır onlar efendim. Fetük bu. Bu da ütülemek değil aslında? Yani yakılır, dağım kalanır. mallarla cibahüm alınları. işte efendim öbürlükten mallar ve cünubüm yanları ve zuhurum sırtları haza mu kenez haza bu ma kenezdim işte biriktirdiğiniz budur derler onu denir onlara leyenüsün kendinizin biriktirdiğiniz budur denerekten işte onlara diyelim ki her yerine basılır onlarla ve daha şöyle denir fezuğu tadın ma kuntum teknisun bu biriktirdiğiniz azabın tadını tadın demiş evet yine peygamberimiz dedi malın zekatını ödemeyen kişinin bu mal diyor kıyamet gününde ateşten devha haline getirilir. Bununla yanı, alnı ve sırtı dağlanır. Bu işlem uzunluğu 50 bin sene olan bir günde insanların hesap görünceye kadar devam eder. Sonra yolun yolunun ya cennete veya cehenneme çıktığını görür demiş Allah Teala bağışlarsa cennete girer. Bağışlamasa cehenneme atılır. <laughs> Mümendir, Bakın, zekat... Zekatı vermemenin hocam şimdi evet, diyor ki bak, bak ben, şimdi bir Müslümanın zengin olması teşvik eden bir durum. yine Müslüman zengin olursa yardım eder. Zekatı verilmiş mal ne kadar çok olursa olsun temiz maldır hocam evet. zekat. Zekat ne yapıyor malı temizliyor. Hı. Ama bunlar zekatını da vermiyor yani. Evet. İnne itte de muhakkak ki ayların sayısı. Nerede İndal Allah katında istna aşırı aşır, 12 aydır yani kameri aylar bizim bildiğimiz <laughs> efendim e, şimdi, güneş takvimine göre 12 ay kameri ayda da aylar 12 aydır evet öyle diyelim. <laughs> nerede Fi kitabı. Allah'ın kitabında Allah'ın takdirinde ta dünya efendim dünya kuruldu kurallı Allah Teala böyle 12 ay orta takdir etmiş evet Yevme o gün semavet ve arzı Allah Teala yeri koyu yarattığın günden bu tarafa ayların sayısı 12'dir diyor. Minha onlardan vardır. Erbatu hurumun. Dört tanesi haramdır. İşte evet saydık. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep. İşte biz ayları saydığımızda Zilkade 11. ay oluyor. Efendim, zilhicce, on, zilkade, zilhicce 12. ay oluyor. Muharrem öbür ay yılın 1. ay oluyor. Recep de 7. ayıymış hocam. Hmm. Bu dört ay. Allah Teala üçünü ar harhaya Birinde bu Recep ayını ayrı yazmıştı. Evet ayrı Bu 4 ay haram. Zaliket dinil kayyum. işte gerçek din, gerçek efendim şey, başarı budur. Yani insanların böyle yapmaları en olan budur diyelim. Evet. Fela tazlımu fihinne. Yani onlarda zulmetmeyin. Yani onlarda savaşmayın. İnsanlara kötülük yapmayın. O haram aylarda. En yüksek nefislerinize ve katülü müşrikler. Müşriklerde savaş. Nasıl? Kafetin toptan bak. Müşriklere karşı efendim biriniz gidip biriniz gitmemezlik yapmayın. Toptan savaşa katılın. Kema yukatülü nekum kafetin. Onlar nasıl sizinle beraber toptan sizin karşınıza gelip savaşıyorlarsa siz de onlarla toptan onlarla beraber savaşın. Ve alem ki en Allah te maal Allah Teala ma'al müttakin Allah Teala Allah Teala takva sahipleriyle beraberdir. Ya zaten bu zamanda savaşları Allah Teala'nın yardımıyla işte meleklerin desteklemesiyle evet. kazandınız demiş. Evet. Burada diyor ki şüphesiz ki ki sizin kanlarınız, mallarınız, rızk ve namusunuz, şeref ve hasiyetiniz şu gününüzün, şu beldeniz ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinizi haram kılmıştır demiş. Evet. Mesela aylar saymış. Rabbinize kavuşacaksınız ve o size amellerinizi soracak. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere dönmeyiniz demiş. Bak, evet. Benden sonra. Dikkat edin. Burada bulunanlar, bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umurum ki bu sözlerim kendine ulaştırılan bazı kimseleri sözümü işiten bazı kimseleri daha iyi anlayıp koruyabilirler demiş. İşte bunu Peygamberimiz Beda Haçı'nda böyle insanlara söylemiş. Evet. Sadakallahülazim.